Deneme 2354. 3, 2, 1. Saysana. Tamam. Deneme 3845. 3, 2, 1. Herkese merhabalar. Bir videoyla daha karşınızdayım. Yanımda Burak var. Merhaba. Hoş geldin Burak. Hoş bulduk. Nasılsın? İyi görüşmeyeli. Bugün cupcake yapacağız birlikte. Evet. Hazır mısın? Hazırım, alıştım. Daha önce yaptın mı diye soracağım ama. Evet, birkaç tane yaptım. Teknik Gidiyorum. aksaklıklardan yayınlayamadı Videolar çok Hatta bir tane zorlanıcı. sıfırında pişirdim. Hazırsak başlıyoruz. Hemen ben anlatayım size. Benden yardım alacaktı Normalde normalde ama. konseptimiz öyle, evet. Özlem bana tarif edecekti ama hani. Öğrendi artık. Öğrendim artık. İki yumurtamız var. Hemen onları kırıyoruz. Ama ben yine de anlatayım öyle şey olmasın. Sen öğrenmişsin gibi davranmış. Estağfurullah. İçine şekeri koyuyorum. Öğrencim. Evet, not öğrenci. verebilirsin aslında o zaman. Evet, ben seni sınav yapayım. Şekeri koyuyorum. Ne kadar çırpacaksın? Böyle rengi değişip köpürünceye kadar çırpıyorum. Evet. Sanırım istediğimiz kıvama geldi. Evet. Yarım Yarım çay çay bardağı. bardağı. Ama bu yarım çay bardağı yani. Bunun yarımı. Bu bizim gizli malzememiz. Kırmızı su. Ne olduğunu tahmin edebilene bir adet Yorumlarda tahmin gönderebiliriz. edin. Hadi Evet, bunun bakalım. ne olduğunu bilene Kek yapıp göndereceğiz. Kek gönderelim. yapıp göndereceğiz. Yorumlara yazın Şimdi mutlaka. tekrar çırpıyoruz sanırım. Evet. Oldu herhalde. Evet. Oldu. Şimdi sırada unu ekleyeceğiz içine. Gerçekten bu video bizi bayağı uğraştırdı. O yüzden yorum atın, beğenin. Mutlaka kanala abone olun. Şurada bir yerden abone olabilirsiniz. Alabildiğince un ekliyoruz. Şimdilik bir 3-4 kaşıkla başlıyoruz. Tepeleme. Tepeleme koyuyoruz. Ardından ne kadar daha alması gerektiğini karar vereceğiz. 4 kaşık. 4 kaşık iyi şu anda. İyidir. 4 iyidir. Bir karıştırıyoruz. Eğer ki hemen mikserin çalıştırıp çırpmaya başlarsanız unlarınız böyle her yere saçılacaktır. O yüzden öncesinde unları birazcık içine karıştırın. Çekil ha. Ve sonrasında çırpın. Bu Tecrübeliyim yaklaşık artık. 3000. denememiz olduğu için uzmanlaştı. Her taraf bir kere böyle bir şey olduğu için şaka şaka. Yok, öyle şeylerimiz olmadı. Evet, 4 kaşık un koymuştuk. 2 kaşığı da ekledikten sonra kabartma tozu ve vanilyayı da ekleyeceğiz. Yardım edeyim mi sana? Olur. Çorbada senin de tuzun olsun. Çırpabiliriz. Bunlar böyle kendi kendine kekin içine süzülecektir. Sakın onları mikserden ayırmak için mikser çalışır haldeyken yukarı kaldırmayın. Yine az önce söylediğimiz olayla karşılaşırsanız her yer kek olur. Bunu denedim. Onu yapmadım öyle bir şey. Tamam, kekimiz Kekimiz hazır. istediğimiz kıvama geldi. Yani hamurumuz, daha doğrusu kek hamurumuz. Hazır. Şimdi bunları tepsilere alacağız. Böyle bizim cupcake tepsimiz var. Tepsimiz geldi. Şimdi Kağıtlarımızı içine şimdi kekimizi koyacağız. Keki koymak için öncelikle bir beherin içine alacağız ki daha rahat dökülsün. Hamurumuzu beherimize döktük. Şimdi de cupcake kağıtlarının içine ekliyoruz. dizdik. Süs malzemelerimizi içine mi ekliyoruz, üstüne Yok, mi ekliyoruz? birazdan üstüne koyacağız keki döktükten sonra. Tamam. Onlar zaten kabarınca kekin içinde kalacak. Yani keklerimizi kalıplara döktük. Şimdi fırına girmeye hazırlar. Süsleyeceğiz Aa, önce. evet. Süsleyeceğiz. Süslemeyi unuttum. Üzüm ve ceviz var. Bu. Onu üstüne diye düşürmüştüm ama istersen içine de ekleyebiliriz çikolata. Evet. Fırına gitmeye hazırız. Eğer ki yemek yemeyi bırakabilirsek. Fırına gitmeye hazırız. Keklerimiz fırına giriyor. 10 dakika 180 derecelik fırında pişecekler. Birazdan pişmiş halleri karşınızda. Evet, keklerimiz geldi. Kremamızı Sürpriz bir da. kekimiz daha var. Doğurdu kekimizi. Biz dedik ya bu videoyu hazırlamak için gerçekten çok uğraştık. Yani saatlerdir uğraşıyoruz. Keklerimizde hiçbir sıkıntı yok. Kremalarımızda hiçbir sıkıntı yok. Sadece sıkıntı Tamam. kayıttaydı. Kayıt Neyse. aşamasında problem yaşadık. O yüzden bir kekimiz daha var. Enfes bir kremamız var. Tadı enfes. Aroması çok güzel oldu. Evet, güzel oldu. Güzel yaptık. Şimdi Kremanın da nasıl yaptığımızı şimdi
izleyebilirsiniz. Kremamızı yapmaya başlıyoruz. Biz bunun için hazır pasta kreması kullanacağız. Ama içine kahve ekleyeceğiz. Bu bir nevi bizim gizli malzememiz oldu. Yani Burak'la çektiğimiz her videoda kahve kullanıyoruz. Yani şuradalardan o videolara ulaşabilirsiniz. İzlemediyseniz eğer izleyin. Onları yani da beğeneceğinizi düşünüyorum. Biz daha önce de denedik. Dalgona kahve kremasıyla. Evet, dalgona kahve kreması denedik. Onu kremayla karıştırdık. Yani dalgonayı ben sütle karıştırmadan... Bir poşet döktüm ama. Aha, dök. Tamam. Sütle karıştırmadan önceki halini kremaya çevirdik. Güzel oldu. Cupcake'lerimizi süsledik. Evet, süslemiştik ama teknik sebeplerden dolayı yayınlayamıyoruz. O yüzden biz de farklı bir kahveli krema yapacağız. Bir yemek kaşığı kadar bir... Kahve ekledik, granül kahve ekledik. Şimdi üzerine süt ekleyeceğiz. 1,5 su bardağı süt ekliyoruz. Evet, sütü ekledik. Şimdi çırpmaya başlıyoruz. Süsleme aşamasına geldik ama ortada pasta yok. Pastaları getirelim. Kremasını sıkmadan önce kekimiz nasıl olmuş diye tadına bakıyoruz. Kağıdından ayırdık. Ortadan ikiye bölüyorum. Of, yumuşacık görünüyor. Evet, gördüğünüz gibi böyle yumuş yumuş bir kekimiz var. Hala sıcak, kreması için bekleyeceğiz. Kekimiz çok güzel olmuş. Cupcake'in tadına baktık. Şimdi bunu bir tabağa alıp onun tadına bakacağız. Evet, kekimizi tabağa çıkarttık. Yani keklerimi diye. Keklerini o yaptı. Hazırladık. Bunları kremalayacağız şimdi. Ama önce bunu keseceğiz. Kıvamına bakacağız. Evet, o pofidik mi? Pofidik. Pofidik bir kekimiz var burada da. Tadı nasılmış? Onu da kontrol edelim. Çok güzel koktu. Bunu kenara alabiliriz. Sıra geldi. Cupcake'lerimizi süslemeye. Kremamızı içine koymuştuk. Şöyle dışarıdan içeriye doğru başlıyoruz. Ben hala yutamadığım için konuşamadım. Evet, cupcake'lerimizi süsledik. Böyle cevizlerle, üzümlerle. Elimizdeki malzemeyle. Elimizde bunlar vardı. Siz meyve koyabilirsiniz. Farklı şekerlemeler koyabilirsiniz. Pasta süsleri kullanabilirsiniz. İstediğiniz yaratıcılığınız size kalmış. Aynı şekilde krema içinde farklı aromalar, farklı meyveler. Meyveli krema da yapabiliriz. Evet, ben mesela pasta kreması yaptığım zaman içine çilek doğrayıp da koyuyorum. O da çok güzel çilekli bir krema olmasını sağlıyor. Boyayabilirsiniz kremalarınızı farklı renklere. Evet, o da keyifli oluyor. Yani çocuklar bunlardan çok keyif alıyor. Onlarla oynamayı, süslemeyi çok seviyorlar. Yani çocuklarınızla bir hafta sonu aktivitesi ya da karantina aktivitesi olarak düşünebilirsiniz. Kesinlikle. Mutlaka deneyin. Yorumlarda bize yazın. Biz bunlar için gerçekten çok uğraştık, keklerimiz için. Evet. Hala gizemimiz var, kırmızı. Kırmızı bir suyumuz vardı, bir sıvımız vardı. Bunun ne olduğunu tahmin edip bize yorumlarda söylerseniz size bir kek yapıp göndereceğiz. Şimdi güzel. Biz birazdan dalgona kahvemizi de yapıp kahvemizle beraber yiyeceğiz. Dalgona kahve tarifi içinde. Sayfayı takip etmeyi, beğenmeyi unutmayın. Evet, buradan da dalgona kahve videosunu izleyebilirsiniz. Ya da Burak'la çektiğim diğer videoya da ulaşabilirsiniz. Bilmiyorum. Evet. Milkshake tarifimiz de var. Buradan videolara ulaşabilirsiniz. YouTube'da var mı milkshake? Evet. Tamam. YouTube'da milkshake'imiz de var. Ona da ulaşabilirsiniz. Kanala abone olmayı unutmayın. Yorum atıp beğenirseniz çok seviniriz. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Öpüyorum herkese. Bay bay.